Merhaba, bugün size orijinali Duke Üniversitesi'nde felsefe bölümünde doktora öğrencisi olan Matthew Harris tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz döngüsel nedensellikten kaynaklanan safsata ve bununla yakından alakalı bir kavram olan döngüsel nedensellik. Bu serbest safsata da argümanın içeriğinde bir kusur bulunur. Bu kusur argümanın kanıt gerektiren bir önermeyi doğru kabul etmesinden kaynaklanır. Bu safsataya verilen isim, yani terimin kendisi de kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü farklı anlamlara geldiği durumlar olabilir. Bir argümanın varsayılan iddiayı ispatlanmış gibi kabul ederek çıkarımlarda bulunması, o argümanın doğası gereği döngüsel bir nedensellik içermesi anlamına gelir. Bazen yapılan varsayımın doğruluğundan emin olunamaması, bazen de kelime anlamı karşılığı olarak sorulması gereken bazı sorular olduğu anlamına da gelir. Birini bu safsatayla suçlamak ise, o kişinin kanıt gerektiren bir önermeyi doğru kabul ettiği anlamına gelir. Örneğin, iki takımın halat çekme yarışmasında karşı karşıya geldiğini varsayalım. İki takımı ayırması gereken çizginin, takımlardan birinin lehine olacak biçimde çizilmesi bir hiledir, öyle değil mi? Aynı şekilde tartışmakta olan iki kişiden biri karşısındakinin önermesinin anlaşmazlıklarının konusu olan durumu varsaydığını söylüyorsa aslında onu bu safsatayla suçluyordur. Bu safsata argümanlara ve önermelere bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Öncelikle desteklenmeyen önermeler içeren durumları inceleyelim. Bağımsız kaynaklar tarafından desteklenmeyen bir önerme vardığı sonucu doğrulayamaz. Bir de konuşma dilinde karşımıza çıkan durumlar var tabi. Bu durumlar çoğu zaman safsatayla ilişkili olmadığı için tartışmaya açık durumlardır. Birinin bu terimi kullanması bir önerme ya da argümanın başka soruları doğuracağı anlamına da gelir. Bu tartışmaların konusu çoğu zaman oldukça karmaşıktır. Son olarak bir de bu safsatanın en sık kullanılan türü olan ismiyle de yakından alakalı döngüsel nedensellikten kaynaklanan durumlar var. Döngüsel nedensellik kavramına yakından bakalım. Birinin bir konuşmada bu safsatadan bahsetmesinin sebebi, mantık zincirinde döngüsel nedensellik olmasından ileri geliyordur. Döngüsel nedenselliği ikiye ayırabiliriz. Eş değerlikten kaynaklanan döngüsel nedensellik ve bağımlılıktan kaynaklanan döngüsel nedensellik. Eş değerlikten kaynaklanan döngüsel nedensellikte önermelerden biri argümanın sonucuyla eşdeğer bir iddia öne sürer. Örneğin, önerme ve sonuç aynı iddiayı eş anlamlı kelimeler kullanarak ifade ediyor olabilir. Müziğin filmden daha üstün bir sanat olduğunu öne süren ve bir araya getirilmiş seslerin bir araya getirilmiş görüntülerden daha iyi olduğu sonucuna varan bir iddiayı buna örnek olarak verebiliriz. Bağımlılıktan kaynaklanan döngüsel nedensellikte sonuç ve önerme birbirine bağımlıdır. Buna örnek olarak da Cowboy Ted'in buçuk tonluk bir atı olduğunu iddia etmesini verebiliriz. Cowboy Ted atının 2,5 ton olduğunu çiftliğindeki hassas tartısı sayesinde biliyor. Ted'e göre tartısı atını tartarak ayar yaptığı için son derece hassas. Bu argüman, atın ağırlığı ve tartının güvenilirliğine ait iddialar birbirine bağımlı olduğu için döngüsel nedensellik içerir. Buradaki sorun döngüsel nedenselliğin varlığı değil bağımsız bir doğrulama kaynağının olmamasıdır. Eğer at iki buçuk tonmuş gibi görünüyor olsaydı bunun bağımsız bir doğrulama olduğunu savunabilirdik. Ya da ulusal tartı denetleme kurulundan bir görevli gelse ve Cowboy Ted'in tartısını denetlese bu argümana inanmak için daha iyi ve bağımsız bir temelimiz olurdu. Döngüsel nedensellik belki hala söz konusu olurdu ama eskisine kıyasla çok daha iyi bir argüman elde etmiş olurduk. Buna benzer daha fazla video izlemek için Eleştirel düşünme bölümündeki diğer videolarımıza göz atmanızı tavsiye ederim.